Kategori Select sınıfımızı tamamlamış olduk. Kategori Select sınıfının Select metodunu kullandığımız zaman geriye Categories listesi dönecek. Categories listesi de bir while döngüsüyle DataReader sınıfının read metoduyla verileri döndürecek. Kategori ID, kategori name ve description değerleri veri tabanından alınacak. Bu değerler liste şeklinde select metodundan geriye döndürülecek. Şimdi benzer işlemleri employee select sınıfı için yapalım. Öncelikle bir employee select sınıfı oluşturmamız gerekecek. Fasatta gördüğünüz üzere kategori select var. Şimdi employee select oluşturalım. Class'ımız public ve statik olacak. Böylece sınıfın instance'ını almamıza gerek kalmayacak. Bu sınıf içerisine employees listesi döndürecek şekilde bir metot tanımlayacağız. Employees tipinde bir liste tanımlayabilmek için öncelikle using listesinin güncellenmesi gerekecek. Tool ve entity sınıflarını eklememiz gerekecek. Tool ve entity sınıflarını kütüphanelerini using listesine ekledik. Fakat bu kütüphanelerin referansları ekli olmadığı için işlem gerçekleşmiyor. O zaman referans listesine bu iki kütüphaneyi ekliyoruz. Aslında facet grubunda kategori select için Tool ve Entity kütüphanelerini eklediğimizden dolayı Employees Select sınıfının bu kütüphaneleri eklenmesine ihtiyacı yok. Onun için sadece using listesine eklenmesi yeterli. Bizim Employees veri tipimiz Entity grubunda. Gördüğünüz gibi Employees veri tipi burada. Böylece employees veri tipini tanımlayabildik. Select diyoruz. Ve süslü parantezlerle de metodumuzu başlatıyoruz. Yine bir string builder tanımlaması yapacağım. Tabii ki buradaki list tipinde geriye veri döndürebilmek için Collection Generic kütüphanesinin listeye eklenmesi lazım. Bu eklenme işlemini de yaptık. Şimdi öncelikle daha önceki sorgumuzda String Builder nesnesiyle bir daha önceki sınıfımızda String Builder nesnesiyle bir metot hazırlamıştık. Ben o metodu olduğu gibi kopyalayacağım. Daha sonra içerisinde değişiklik yaparız. String Builder sınıfı için sistem text sınıfının using listesinde olması lazım. Ekledik. Select diyoruz. Bu sefer employee ID, last name, first name, title, title of courtesy, birth date, hire date ve country verilerinin listelenmesi lazım. Tabloda from employees şeklinde yazılmalı.
Sorgumuzu bu şekilde yazmış olduk. SQL Common tipinde CMD adında bir değişken tanımlıyoruz. SQL Common tipinin geçerli olabilmesi için Using System Data SQL Client sınıfının kütüphanesinin Using listesine eklenmiş olması gerekmekte. New SQL Common diyoruz. Bizden string tipinde count verisini istiyor. Biz de string builder'da tanımladığımız sorguyu sunuyoruz. SBD toString diyerek sorguyu sunmuş olduk. Daha sonra connection'ı sunmamız isteniyor bizden. Connection ise SQL authentication John. Connection'ımızı da sunmuş olduk. Şimdi bundan sonraki veriler kategori select'te yazdığımız sorgunun aynısı. Yani standart yazılım şekli. Veriyi bir yere kadar kopyalayalım. Employee Select sınıfına yapıştıralım. Ben size anlatmaya devam edeyim. Eğer SQL Authentication Connection durumu Connection State listesinden closed ise Connection State için Using System Data kütüphanesinin eklenmesi lazım. Bu kütüphaneyi de eklemiş olduk otomatik olarak. System Data kütüphanesi eklenmiş oldu. Eğer SQL bağlantısı kapalı ise bağlantıyı aç diyoruz. Daha sonra bir SQL Data Reader tanımlıyoruz. Sunmuş olduğumuz SQL Common tipindeki CMD değişkenini execute ediyoruz, çalıştırıyoruz. Bu işlemde Common Behavior listesinden Close Connection elemanını kullanıyoruz. Yani Data Reader işlemi tamamlandığı zaman bağlantı otomatik olarak kapatılacak. Şimdi de Employees listesi tipinde bir değişken tanımlayalım. Değişkenimizin adı EMP. New list employees. Yani employees listesini içeren bir jenerik list tanımlamış olacağız. Şimdi yine standart yazım şeklini kullanacağız. Yani data reader'da satır varsa data reader okunduğu sürece çalışan bir döngü. Data reader varsa çalışan bir if yapısı. Şöyle yazmış olalım. Eğer data reader satır içeriyorsa, yani employees satır içeriyor, employees tablosu, yani list employees veri tipi değil de SQL Connection'ın, SQL Common'ın çalışması neticesinde from employees tablosuna başvurduğumuzda herhangi bir satır dönüyorsa. While dr.read ise döngü data reader read olduğu sürece, okunabildiği sürece çalışacak anlamında. While döngüsünün kapanış parantezi, if koşulunun kapanış parantezi. Bu kısım standart bağlantı için yazılan standart bir kod yapısı. Şimdi döngü çalıştığı müddetçe